Başladık. Başladı, süper. Yeni, yeni alet de ses geliyordur şu anda. Şimdi yanımda çok sevgili bir hocam var. Şebnem Argun Türk'ün. Herkes tanıyor hocam. Evet, sanıyorum. Ama genç arkadaşlara bu video özel biliyorsun. Evet. Genç, yeni mezun. Son fikir sınıf, verme biliyorsun. Son sınıf oralarda. Böyle 30 sene, kadınlarda 30 sene lafımız hiç olmaz. Ama o civarda tecrübeli arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlara bir fikir verebilir miyiz diye. Hı-hı. Kısaca az sayıda da tanımayan varsa diye kısaca böyle kendinden kısacık bahsedersen. Tabii. Ben 1991 Ege Üniversitesi mezunuyum. Ondan sonra aynı fakültede restoratifi çok sevdiğim için, daha doğrusu o zamanlar restoratif değildi adı, diş hastalıkları ve tedavisiydi. Orada doktora programına başvurdum. Daha çok restoratifle ilgili bir konuydu. Posterior kompozitler konusunda klinik çalışma yapan ilk kişiyim fakültede. O zaman kompozitlerle çalışmak çok zordu. İnternet yoktu, malzemeler, e-mail yoktu, mektuplarla proje yapmak yoktu. Mektuplarla bir denize, Amerika'ya bir mektup yazdık, çalışmamızı anlattık ve Amerika'dan bize kompozitler geldi o zamanlar. Böyle büyük bir olay olmuştu. Ve o zaman ben kompoziti çok sevdiğime karar verip daha sonra da 2 yıl sonra da kadroya geçtim aynı fakültede. 98 yılında da doktoramı verdikten sonra daha ağırlıklı olarak bu estetik işler, kompozitleri çok sevdiğime karar verip o branşta kaldım. Sonra YÖK bizi endodonti ve restoratif olarak iki ana bilim dalına ayrılınca restoratifi daha çok sevdiğim için restoratif ana bilim dalında kaldım. 2004'te doçent oldum, 2009'da da profesör oldum. Hala Ege Üniversitesi diş hastalıkları tedavisi olan eski bölümde şu andaki adıyla restoratif bilim dalında çalışmalarımı sürdürüyorum. Süper. Çok tatlı sevgili bir eşin var aynı. Evet, aynı bölümde. Aynı okuldan ve evet. Bir de bir prens var. Evet, bir de küçük oğlumuz var. Küçük değil artık gerçi. 22 yaşında. Karizma. Neyse, izliyordur Ege'cim. İzliyordur belki, evet. O da başkentte. Sana da bu bilgiler evet, başkent, gelsin. Başkent Üniversitesi 4. sınıfta diş hekimi öğrencisi. Anne tavsiyesi başka, meslektaş tavsiyesi. Tabii. Şimdi başka olur, oğlunu bir başka gözle evet. Alır. Şimdi bu İnşallah. Genç arkadaşlar ne yapsın? Yeni mezun oldu, muayenehane mi açsın, DUS'a mı girsin, doçentliğe mi, yani doktoraya mı başvursun? Bunlar çok gelen sorular. Sen bir akademisyen olarak, bir hoca olarak ve restoratif ağırlığından da gelirsen daha faydalı olur. Ne tavsiye edersin? Valla şimdi öncelikle gençler ne yapmak istiyorlar ona karar vermeli. Yani ne seviyorlar, hangi branşı seviyorlar? Eğer hedef illaki mesela cerrah olmaksa eğer, nerede olursam olayım cerrah olayım ama ben de para kazanmak zorundayım, parasız da bu iş olmaz diyorlarsa ve derslere de çok ağırlık verdilerse DUS sınavını deneyebilirler. Ama Türkiye'de her istedikleri üniversitede kadro olmayabilir. Bir veya iki tane oluyor. Mesela diyelim ki Hacettepe Üniversitesi cerrahi istiyorsunuz. Sadece iki veya üç kadro açılmış oluyor. Türkiye çapında yaklaşık 2000-2500 öğrencinin katıldığı bir sınava girip ilk üçte olmanız lazım. Hakikaten Hacettepe cerrahi kazanmak için. Bu bir zorluk ama ben herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir yerinde cerrah olmak istiyorum dediğiniz zaman seçenek daha çok oluyor tabii. Daha düşük puanlı yerler de olabiliyor. Bu bir seçenek. Maaş alıyorsunuz uzmanlığınızı yaptığınız süre boyunca. Cerrahi ve ortodontide 4 yıl uzmanlık, diğer branşlarda şimdilik 3 yıl. 6 ay bir uzatma alma hakkınız var çalıştığınız süre boyunca. Klinik eğitimlere katılıyorsunuz, pratik yoğun, pratik yapabiliyorsunuz. Araştırma daha az yapıyorsunuz, bir tez hazırlıyorsunuz. Tez daha çok kliniğe yönelik bir tez oluyor. Ama ben daha çok akademisyenlik istiyorum. Bir konuyu öğrenmek istiyorum, çok derinlemesine öğrenmek istiyorum. Hatta ileride belki yurt dışına da giderim diye bir fikrimiz var ise Türkiye'de alacağımız uzmanlık derecesinin yurt dışında hiçbir geçerliliği yok. O zaman doktora. O zaman doktoraya başvurmamız lazım. Her üniversitede doktora programı yok. Her fakülte açmış durumda değil. Bazıları kapattı programları. Bazıları kapatmışken tekrar açtı. Onu çok iyi araştırmaları lazım. Veya gene cerrahi üstünden gidelim. Evet ben cerrah olmak istiyorum ama diyelim ki işte
Marmara Üniversitesi'nde cerrah olmak istiyor. Marmara mezunuyum diyelim. Oradaki hocalarım çok iyi, ya da iyi, çok iyi bir hoca var Türkiye'de, çok iyi bir cerrah var. Hayransınız, onun olduğu yerde bu işi yapmak istiyorum diyorsanız, o zaman şansınızı daha kolaylaştırmak için doktora programına başvurabilirsiniz. Orada rakipleriniz hiç olmazsa hani en fazla 7-8-10 kişiden evet. fazla değildir. Çünkü daha iyi bir yıllar tabii, geçtikçe. Tabii daha az kişi arasında çalışabilirsiniz. Ama bunun da bir dezavantajı var. Maalesef devletimiz artık kadro vermiyor. Hı. Araştırma görevlisi kadroları çok nadir, hatta yok gibi. Doktora eğitiminiz boyunca maaşsız çalışacaksınız. Bunu göze alacaksınız. Daha uzun bir süreç. Doktora programı daha ağır ve daha uzun bir süreç. Belli fakültelerde pratik daha az oluyor. Laboratuvar çalışması, inovatif bir şeyler bulma şansınız daha fazla. Ama bir kariyere girme veya işte çok üniversite açıldı ülkemizde, başka bir yerde doktoralı bir kişi olarak çalışma şansınız var. Evet. Yani zor zor yani doktorayı yaparken yok yok. Mi? Doktora yaparken çoğu üniversite zaten izin veriyor öğrencilerine. Belli günler dışarıda çalışabiliyor. Hafta sonu mesaiden sonra rahatlıkla dışarıda çalışıp paralarını kazanabiliyorlar. Peki hocam. Şimdi süreye de bakıyorum. Çok da uzatmayayım. Senin de vaktini almayayım. Biraz önce bir sunum yaptı sevgili hocam. Evet. Adezyonla ilgili. Ben de kompozitte onu özet paylaşmaya çalıştım. Uçağı var biraz sonra İzmir'e gidecek. Onu da yakalamışken çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her ben şey teşekkür için. Ederim. Çok çok selamlar. Güzel İzmir'e. Sağ olun. Teşekkür eşine, ederim. Oğluna. Genç arkadaşlarım da umarım. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşürüz. Hoşçakalın.